benzememek için o kafir karısının hayali sizin hafızanıza girmemesi için katiyen bir araya gelmeyeceksiniz. İslam'ın ölçüsü. Ne kadar dikkat edilmiştir. Ne kadar ehemmiyet verilmiştir. Ne kadar değer verilmiştir. Onun için işte ayet-i kerimede aziz müminler, çünkü gözü de yaratan, göze şekil veren, gözü insanın beynine, beyninin şuuruna, kalbine, ruhuna bağlayan Allah-u Teala. Bütün bu sistematik yapıyı bilen o. Göz çok ehemmiyetli bir hadise, çok ehemmiyetli bir uzuv, üzerinde durulması gereken mühim bir organ, alet. İnsan göz nimetini Allah'ın istediği ölçüler içinde değerlendiremezse bütün hayatını hem zehir eder hem de ebedi hayatını hüsran içinde bırakır. Göz. Bütün tabiata insan gözüyle açılıyor. Tabiat alemine, eşya alemine, insanlık alemine, her şeye gözüyle açılmaktadır insan. Evet. İşte aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin nazarlardaki sır ve hikmetleri, bakış denilen, nazar denilen o hareketin her türlü cilvelerini bizzat bildiğini ifadeyle Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah-u Teala her insanın gözünün niçin baktığını, hainane bakışları, sadikane bakışları, samimane bakışları, rahimane bakışları, ne suretle niçin baktıklarını en fazla bilen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Gözleri bilir. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Gönüllerde yatan, gönüllerin, kalplerin gizledikleri bütün sırları da teker teker bilir. Biz böyle bir Allah'ın muhatabıyız. Biz böyle bir Mevla'nın kullarıyız. Onun için يَغُدُّوا مِنْ اَبْسَارِهِمْ Gözlerinizi haramdan sakınınız. Size haram olan kadınlara gözünüzü dikip bakmayınız demekle zürriyetlerinizin muhafazasını temin hususu planlanıyor. Bütün bu gerçeklerin yanında öyle yanlış şeyler yayılmış, öyle bozuk fikirler ortaya atılmış ki çoğunuzun da bildiği gibi aziz müminler, bazı gençlerimizi, genç insanlarımızı aldatmak için efendim kendisine yabancı da olsa nikah ile alması helal olan yabancı, namahrem bir kadın da olsa şöyle gözüne göründüğü zaman ondan sakınmak şöyle dursun, ona büyük bir iştah ve iştiyakla bakmakta. Niçin bakıyorsun dendiği zaman da efendim güzele bakmak sevaptır sözünü kullanmaktadır. Güzele bakmak sevaptır. Kelimeyi nerede kullanıyorlar? Kelimeyi hangi gayede ve hangi noktada kullanıyorlar? Bütün bu harama, Allah'ın haram ettiği şeylere bakmak hususunda güzele bakmak sevaptır kelimesini bu manada kullanmak insanı imanından mahrum eder. Son derece tehlikeli bir sözdür. Bakılması helal olan şeyler var, bakılması haram olan şeyler var. Allah'ın koyduğu sınırlar, çerçeveler var. Bunlar ölçüsünde bakmak güzel olabilir. Allah'ın ölçüsünde, Allah'ın sınırları dahilinde bir şeye bakmak amenna, güzel, sevap. Ama Allah'ın haram ettiği bir şeye, Allah'ın yasak ettiği bir şeye bakmak sevap değil, haramdır, günahtır. Günaha sevap diyen, harama helal diyen derhal kafir olur. Dini yıkılır. Onun için
Müslüman hanımefendilere çok büyük vazifeler düşüyor. Müslüman erkeklere çok büyük vazifeler düşüyor. Muhakkak surette nikahımızın altındaki hanımları, elimizin ve emrimizin altındaki kızları mutlaka disiplin altına alıp sokaktan onları kurtarmamız iktiza ediyor. Muhakkak surette. Kolay bir şey değil ama mücadele edeceğiz. Bütün iç alemlerimiz bozuluyor. Küfrün karşısında tutunamıyoruz bu yüzden. Kafirlerin karşısında sebat edemeyişimizin, birdenbire çözülmemizin, irademizi kaybetmemizin bütün temellerinde bu facialar yatıyor. Avrupa bizi yıkmak için evvela kadınımızı yıkmıştı. Evvela bizi yıkmak, karşısında duramayacak hale getirmek için evvela kadınımızı yoldan çıkarmıştır. Sokaklara dökmüştür. Gözler ve gönüller bozulmuş, hafızalarımız, hayallerimiz lekelenmiş, zürriyetlerimiz perişan olmuş, nefislerimiz kirlenmiş, nesillerimiz körlenmiş, ortada perişan bir topluluk ortaya konmuştur. Ve artık bizi yıkmasını bilmiştir. Evet. Efendim ben bakıyorum yahut işte benim kız arkadaşım var, hani var ya şimdi bir takım piyasada zavallı ahmak insanlar. Efendim benim komşumun kızı mektepte arkadaşım, dairede arkadaşım, işte iş yerinde çalıştığım yerde benim arkadaşım, onunla oturmamın, onunla konuşmamın, onun elinden tutup gezmemin ne günahı ne vebali olabilir diyorlar. Çok kulağımıza geliyor, çok işitiyoruz. Böyle söyleyenleri gördük tabii. Böyle söyleyenlerin arkadaşımdır, ahbabımdır, şudur budur gibi sözlerle bu gayrimeşru hadiseleri meşruymiş gibi göstermeye çalışanların akıbetini görmekteyiz. Neticelere çok büyük ölçüde şahit olmaktayız. Bundan bir müddet evvel hatırlarınızdadır. Efendim işte mektep arkadaşıdır, lise arkadaşı, okul arkadaşı falan diye kızlı erkekli karmakarışık bir eğitim. Kızlı oğlanlı karmakarışık bir eğitim suretiyle hangi zürriyetleri, hangi nesilleri meydana getireceksiniz? Meydana gelen nesillerden, yetişen gençlerden, elemanlardan hiçbiriniz memnun musunuz? Memleket memnun mudur? İmkan var mı? Bundan epeyce bir zaman evvel biliyorsunuz, bizzat bu şekilde efendim mektep arkadaşı, okul arkadaşıdır. Beraber gezmesinde ne olabilir? Beraber dolaşmasında ne olabilir? Bizim kalbimizde kötülük yok ki. Bizim içimizde bir kötülük yok ki, biz arkadaşız, arkadaş geziyoruz diyenlerin bir çirkin örneği meydana geldi. İşte meşhur bir devlet lisesinde okul müdürünün gözü önünde 16 yaşındaki bir kız talebe çatır çatır okulun sınıfında, sınıfın ortasında bir veled-i zina doğurdu. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Cenab-ı Hakk'ın zürriyetleri muhafaza için bu sınırları niçin koyduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu esasları niçin vaz ettiğini çok daha iyi anlıyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunlara dikkat edilmesi gerektiği gibi aynı şekilde bazı İnsanın dikkatinden kaçan, insanın dikkatinden kaçan hususlarda bile büyük titizlik göstermesi iktiza ediyor. Büyük titizlik göstermesi iktiza ediyor. Bilhassa bazı kadınların seyyar satıcılara, efendim sütçü gibi seyyar satıcı,
Buna benzer caddelerde, sokaklarda sık sık gelip giden, girip çıkan